Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli arkadaşlar, geçen hafta kelam sıfatı, Kur'an'ın mahluk olup olmadığı tartışmalarını işlemiştik. Bu haftaki konumuz tekvin sıfatı, tekvin tartışmaları. Tekvin sıfatı bildiğiniz üzere Maturidilerin Allah-u Teala'nın subuti sıfatlarında saydığı diğer mezheplerin bir sıfat. Yani nasıl oluyor da kabul etmiyorlar soracak olursanız Eşariler bu sıfatı kudret sıfatına irca ediyorlar. Yani Maturidilerin tekvin sıfatına yüklediği anlamı, işlevi kudret sıfatına yüklüyorlar. Bu şekilde ayrıca bir tekvin sıfatının varlığını kabul etmiyorlar. Maturidiler ise kudret sıfatının eşarilerin anladığı anlamda anlamıyor da farklı yorumluyorlar. Yani onun işlevi kudret sıfatına yükledikleri anlam farklı. Böyle olunca onun işlev alanını daraltıyorlar kudretin. Daraltınca tekvine oradan bir yer açılıyor. Bu mesele zaten Eşarilerle Maturidiler arasındaki en temel tartışmalardan ya da görüş ayrılıklarından, ihtilaflardan biri. Yani Eşarilerle Maturidiler arasında çok fazla görüş sayılır. İşte böyle bir literatür de oluşmuş ama yani çok aslında görüş farklılığı yok yani. Yani temel konularda var. Marifetullah'ın aklıyla hüsn kubu gibi. Belki kesb konusu da buna girer. Tekvin de bu en esaslı tartışmalardandır. Bunun dışındakiler biraz daha lafzi kalıyor. Şimdi bu tekvin dışındaki kesb ve hüsn kubu marifetullah tartışmaları onlar ihtilafın bir sonucunun olduğu yani semeretül ihtilaf denilen bir şeyi var, bir karşılığı var yani ihtilafın bir semeresi var, bir sonucu var. Ama buradaki tartışma biraz yani lafzi tartışma da değil, tekvin tartışmaları. Yani lafzi tartışma diyemeyiz. Ama bir sonucu da yok yani. Yani bunu söylediler, o Maturidiler tekvini kabul etti, Eşariler kabul etmeden ne oldu? Sonuçta yine tasavvur ettikleri Tanrı aynı şey. Yani Allahu Teala'ya nasıl diyelim? Allahu Teala bakış açıları diyelim. Konumlandırdıkları yer, sıfatlar açısından yine aynı noktada duruyor. Sadece işte biraz Maturidi mezhebinde biraz kavram fazladan bir ekleme var. Böyle bir söyleyebiliriz. Bu zaten Buhari Hanefi Maturidi ulemayla tartıştığı zaman Nurettin Sabuni ile tartıştığı üç mezhepten biri de bu. Yanlış hatırlamıyorsam ülke münazaratında 8. mesele olarak bunu anlatıyor. O zamandan günümüze tartışıla geliyor. Neyse. Faslun fi enne tekvine gayrul mükevveni. Tekvinin mükevvenden başka bir şey olduğu. Bu ileride zaten gelecek. Tekvin nedir, mükevven nedir? Ve enne tekvine ezeliyun, tekvilin ezeli olduğu ve ennehu teala Allahu Teala lem yezel bihi halikan. Allahu Teala ezelden beri tekvin sıfatıyla yaratıcı olduğuna dair fasıl diyor. Yani Allahu Teala ezelden beri tekvin sıfatıyla yaratıcıdır. Sonra et tekvinu ve tahliku. Sonra diyor tekvin yani var etme, kevn varlık verme. Ve tahliku yaratma, vel halk yaratma aynı, vel icadu var etme, icat etme, vel ihdasu ihdas etme, peyda etme, vel ihtira yani ortaya çıkarma, hepsi aynı anlam, ibda. Bunlar hepsi esma-ı müteradifetün, hepsi müteradif isimlerdir. Yani hepsinin anlamı aynıdır. Yuradu biha, külluha, bunların hepsiyle irade edilir. Manen vahidun, tek bir mana irade edilir. O da işte ve huve, o bu anlam. Bu tek anlam nedir? İhracul ma'dum bi minel ademi ilel mevcut. Yok olanı yokluktan varlığa çıkarmaktır. Yani yok olan şeyi var kılmaktır.
Burada fetahtas olmuş ama şerhin metninde fenahussu daha doğru gibi. Fenahussu yani biz has kılıyoruz. Lafzate tekfin lafzını biz zikre yani kullanımda, anmada, bahsetmede biz tekfin lafzını kullanıyoruz. Onu hususi tercih ediyoruz. Niçin cereyani taarufi beyne eyyimetinel madin? Geçmiş olan imamlarımız arasında bu taarruf cereyan edip vaki olduğundan dolayı. Taarruf dedi yani bu şekilde anlaşma. Yani bu şekilde bu kavramı kullanma bir adet haline geldiği için bundan dolayı bu kavramların hepsini değil de biz sadece tekvini kullanıyoruz. Yani ıstılahlaşma bu kavram etrafında gerçekleşmiş. Cereyan-ı taarufi beyne immetine el madin rahimahumullahu teala fi istimaliha. Onların kullanımlarında bu kelime, bu lafız daha kullanılır olduğundan dolayı biz de bunu diyor ki tercih ettik yani. Bunu hususi zikredeceğiz. Diğerlerini zikretmeyeceğiz yani. Zaten hepsi aynı anlamdalar dedi. Fenakulu biz diyoruz et tekvinu tekvin sıfatun lillahi teala Allahu Teala'nın ezeli bir sıfatıdır. Ezeli bir sıfatıdır. Kaimetun bizzati Allahu Teala'nın zatıyla kaimdir. Kel hayati vel ilmi vel kudreti ve's sem'i vel basari. İşte hayat, ilim, kudret, sem ve basar gibi Allahu Teala'nın zatıyla kaim olan ezeli bir subuti sıfatıdır diyor. Ve huve tekvin yani bu bahsettiğimiz sıfat anlamıyla tekvin tekvinun lil alemi alemin var kılınmasıdır. Alemi var etmektir. Ve likulli cüz'in min eczaihi ve alemdeki her bir parçanın var edilmesidir. Li vakti vücudihi varlığı esnasında. Varlığı esnasında onun var kılınmasıdır. Şimdi geçen hafta kısmen bahsettik yani Mutezile dedik. Mutezile dedik. Kelam sıfatını kelamı daha doğrusu bir fiili sıfat görüyor. Yani Allahu Teala kendisi bir eylemde bulunuyor. O eylem işte konuşma, tekellüm eylemi diyelim. Tabii bir nesnede kelam sıfatını yaratıyor ve bu şekilde ne oluyor? Mütekellim oluyor. Şimdi eşariler yani bu konu da buna benziyor yani bu çünkü fiili bu tekvin tartışması fiili sıfatların tekvin başlığı altında toplanıp onların hepsinin tekvinin ezeli olup olmadığı tartışma yani fiili sıfat tartışması aslında fiili sıfatların konumuyla alakalı. Şimdi eşariler Allah-u Teala'nın kudret sıfatıyla kainatta eylemde bulunduğunu söylüyorlar. Yani yaratmadır, rızık vermedir, öldürmedir vesaire. Hangi fiili aklınıza gelirse Allah-u Teala'nın dua edenin duasına icabet etmektir vesaire. Bunların hepsini Allah-u Teala kudret sıfatıyla yapıyor. Kudret sıfatını Allah-u Teala nesnelere taalluk etmesi suretiyle bunları meydana getiriyor diyorlar. Bu böyle olunca Allah-u Teala'nın nesnelerle irtibatı kudret sıfatı üzerinden oluyor ve kudretin taallukları. Kudret bir nesneyle taalluk ediyor ve bu fiili sıfat oluyor. İşte o taalluklar da hadistir diyorlar. İşte burada yani Maturidilerin ayrıştıkları nokta burada. Orada Maturidiler bu kudret sıfatı değil de tekvin diye bir sıfatın var olduğunu söylüyorlar. Tekvin sıfatı işte eşarilerdeki gibi kudretin taalluku şeklinde değil de Allah-u Teala'nın doğrudan yaratma sıfatı. Yani kudret bir şeyle taalluk edip de onu var etmiyor. Doğrudan Allah-u Teala'nın tekvin isminde bir yaratma sıfatı var. Allah-u Teala o sıfatıyla yaratıyor. Öyle söyleyelim. Şimdi bu açıdan bu böyle bakıldığı zaman bunun eşarilerin kudreti yüklediği anlamdan bir farkı yok.
Ama asıl sorun şurada meydana geliyor. Şimdi Allah-u Teala'nın subuti sıfatları ezelden ebede Allah-u Teala'da var yani. Allah-u Teala'dan zatında duruyorlar. Öyle diyelim. İşte Allah-u Teala ezelden ebede ilim sahibidir, kudret sahibidir, hayat sahibidir. Bunlar değişmez. Yani bunlarda artma, eksilme vesaire olmaz. Ama şimdi Allah-u Teala ezelden beri, yani tekvini de hani ezeli sıfat kabul ediyorsun ya, şimdi eşarilerin kudretiyle aynıdır, işlev olarak aynı. Ama kudreti Allah-u Teala ezelden ebede kadirdir diyoruz yani, buna bir sıkıntı yok. Yani artma eksilme olmaz. Ama Allah ezelden ebede tekvin sıfatıyla muttasıftır dediğin zaman bu sefer Allah-u Teala ezelden ebede sürekli yaratıyor gibi bir durum meydana gelir. Öyle olması lazım. Bu işte Maturidilerin tekvin sıfatını savunmalarındaki en büyük zorluk burası bence. Yani benim anladığım kadarıyla bu benim kendi okumalarıma dayanan bir şey. Maturidileri en çok zorlayan taraf burası. Yani şu tekvili bir sıfat kabul ederseniz, bunu da ezeli ebedi derseniz, Allah'ın zatıyla kaim derseniz, bu sefer ezelden ebede Allah-u Teala'nın yaratıyor olması durumu meydana gelir. Tabii bunu da kabul etmiyorlar tabii Maturidiler. Bu sefer de Allah-u Teala Allah-u Teala da ezeli bir tekvin sıfatı var. Ama o nesne ya da o varlık meydana geldiği zaman işlevsel hale gelen bir sıfattır diyorlar. Öyle söyleyelim. Şimdi burada müellifin söylediği şu cümle de bunu kastediyor. Diyor ki ve huve tekvinul alemi, yani bu tekvin sıfatı alemi var etmektir. Ve li külli cüz'in min eczahi, alemin her parçasının yani her bir parçasını var etmektir. Li vakti vücudihi, var olduğu zaman, meydana geldiği zaman. Yani Allah'ın iradesi ne zaman onun varlığını ya da ilmi onun ne zaman var olacağını takdir etmişse ya da ne zaman istemişse o zaman onun var kılınmasıdır. Böyle söyleyerek Maturidi ulema tekvinin yani Allah-u Teala'nın ezelden beri her şeyi sürekli yarattığı itirazından çıkmış oluyorlar. Yani bunu bu şekilde kabul etmemiş oluyorlar. Yani nasıl ki kudret sıfatının hadis oluyor ise, kudret sıfatının taallukları hadis oluyor ise eşarilere göre, burada da tekvin sıfatının işlevini aslında hadisleştirdi. Yani çünkü Allah-u Teala ezelden beri yaratıyor olmuyor. Allah-u Teala işte o varlık yaratıldığı zamanda o tekvin sıfatı işlevsel hale gelmiş gibi oluyor. Böyle olunca biraz şey gibi oluyor yani. Bu sıfatı o zaman niye tekvin diye bir isim var yani? Kudret de geç yani. Öyle bir şey oluyor. O açıdan yani şu oluyor. Tekvinin ezeli ebedi olduğunu savunmak zor. Sonra onu hudusa bağlıyorlar bir şekilde. Yani vakte vücudihi diyerek. Böyle olunca da eşarilerin kudretinden bir farkı kalmıyor. Ama buna rağmen yine de savunuluyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani tüm mesele ben gördüğüm kadarıyla bu kadar yani bu tekvin tartışmaları. Başka da bir boyutu var mı? Onu da bilmiyorum. Ha, şunu da söyleyelim. Yani bu vakte vücudihi dediğiniz zaman yani Allah-u Teala vakte vücudihi yani varlığı esnasında onu var eder dediğiniz zaman yani Allah-u Teala bu şeyden önce nasıl diyelim, o varlığı var etmeden önce bil kuvve halinde şeydir, halıktır, yaratıcıdır. Ya, yaratıcı ismini yine vardır da yani ama Allah-u Teala'nın bizatihi yaratması yani tekvine sahibi olması diyelim. Allah-u Teala mükevvindir ama o bil kuvvedir. Ne zaman ki var ettiği zaman bil fiil olur. Bu zaten bil kuvve bil fiil ayrımı yani Allah-u Teala hakkında kullanılmaz da yani yanlıştır zaten böyle bir şeyin kullanılması. Ama bu Maturidilerin bu şeyinden öyle bir şey de çıkıyor yani. Yani hatta böyle bir görüş kerramiye de nispet ediyor. Yani Allah-u Teala yaratmadıkça halık değildir. İşte Allah bilmem ne yapmadıkça
o sıfatı almaz gibisinden görüşleri var. Bu da biraz ona benziyor yani. Şimdi tekvine ezelilik atfediyor ama ezelden beri işlevsel değil. Böyle olunca o nasıl ezeli oluyor? Bu da teorinin bence çıkmaz taraflarından biri. Kema enne irade diyor ki yani ezeli ebedidir dedi. Yani Allah'ın zatıyla kaim bir sıfattır dedi. Kema nasıl ki enne irade tehu Allahu Teala'nın irade sıfatı sıfatın ezeliyetun ezeli bir sıfattır. Tetaallaku biha el muradat yani o irade sıfatıyla alakalanıyor. El muradatu bütün muradatlar, bütün irade edilen şeyler livakti vücudiha varlık esnası, varlığı ve esnasında. Ale tertibi ve tevali yani peş peşe, tertip üzere ne yapıyor? Muradat nasıl, irade sıfatı nasıl muradatla, yani irade edilen şeylerle, nesnelerle irtibat kuruyorsa bunun gibi diyor ki tekvin sıfatı da böyledir. Ve keza kudretu ezeliyetu Allah-u Teala'nın ezeli kudreti ma'a makduratiya. Allah-u Teala'nın makduratıyla nasıl alakalanıyorsa tekvin de o şekilde alakalanıyor diyor. Aslında burada söylediği şey tam da eşit değil yani hepsi. Tamam irade ile tekvini eşitleyebilirsin. Allah-u Teala'nın yani irade edilen bir şey olmaksızın Allah-u Teala'nın irade ettiğini söylemek olmaz yani. Sonuçta o da tekvinle aynı. Yani yaratılan bir şey olmaksızın tekvin olmaz. İrade edilen bir şey olmaksızın irade olmaz. Ama kudret öyle değil yani. Kudret sonuçta Allah-u Teala'nın güç yetiriyor olması. Yani kudret sahibi, güç sahibi olması. Makturat olmasa bile Allah-u Teala yine kudret sahibidir denilir yani. Yani bir nesneye ihtiyaç duymaz. Bundan dolayı tekvinin kudrete kıyası bu açıdan doğru değil yani. Ve keza kudretu ezeliyetu ma makturat ya. Böyle diyor. Bak burada zaten dikkat ederseniz şey yaptı. Kısa kesti. Yani burası gibi şey yapmadı. Vakti vücudiye falan demedi yani. Çünkü kudret vakte vücudihi esnasında makturata taluk etmez. O zaten kudret zaten nasıl diyelim kudret olması açısından yani zaten Allah-u Teala hep onunla muttasıftır. Bir nesneye ihtiyacı yoktur. Fekânel âlemu dolayısıyla diyor âlem oldu ve küllü cüz'in min eczaihi ve âlemin her bir parçası, her parçası oldu. Mahlukan lillahi mahlukan, şurada elif fazla olmuş. Mahlukan lillahi teala, Allah-u Teala'nın yarattığı mahluku oldu. Lidukulia o alem ve bütün parçaları dahil olduğu için tahta tekvinihi Allah-u Teala'nın tekvininin altına dahil olduğu için ellezi o tekvin ki huvel halku yaratmadır. Yani Allah-u Teala'nın yaratmasının altına girdiği için her şey Allah-u Teala'nın mahluku oldu. Yani dünyada ne nesne varsa alemde bunlar hepsi yaratmanın altındadır. Bundan dolayı da yani yaratma onlara taalluk eder, onlar meydana gelir. Bu sayede alemdeki her şey dünya, alem, kainat, her şey Allah Teala'nın mahlukudur diyor. Ve husuluha bihi ve diyor ki yani bu alem ve alemin parçaları bihi bu tekvin sıfatıyla yani onların var olması, meydana gelmesi tekvin sıfatı sebebiyledir diyor. Kema nasıl ki hiye, nasıl ki bu alem ve parçaları ma'lumetun lillahi teala, Allah-u Teala'nın malumudur. Yani Allah-u Teala'nın bilgisi dahilindedir. Liduhuliha dahil olduklarından dolayı tahta ilmihil ezeli Allah-u Teala'nın ezeli ilmine dahil olduklarından dolayı. Tabii yani kudrette söylediğimiz gibi ilimde de yine aynı durum geçerli. Yani Allah-u Teala'nın ilmi bilinir nesne olmaksızın yani tabii bu bilinir nesne olmaksızın meselesi şey yani Allah-u Teala ezelden ebede alimdir denilir. Ama ezelden ebede Halık'tır. Yani Halık ismiyle muttasıftır da bil fiil yaratıcıdır demek bu alemin kıdemi şeyine götürür yani görüşüne götürür. Ondan dolayı zaten üstte dediğim bu vakte vücudihi kaydını getiriyor Maturidiler. Çünkü yani alemin kıdemi görüşüne gidiyor. Ondan dolayı bunu kabul etmiyorlar. Ama yine de ne yapıyor? İlim ve kudret sıfatıyla mukayese ediyor. Ve hâzâ liyennâ
Diyor ki çünkü lienna biz esbetna bir delili delille ispat ettik ki ennel aleme muhtesun alemin hadis olduğunu biz delille ispat ettik daha önce geçti. Vallahu Teala muhtisuhu Allahu Teala'nın onun yaratıcısı muhtisi olduğunu da ispat ettik. Alama kararına daha önce takrir ettiğimiz üzere. Ve len yekune muhtisen Allahu Teala lehu alemin muhtisi olmaz illa olur ve en yekune husuluhu alemin meydana gelmesi olursa bi ihtisası onun meydana getirmesiyle yani Allahu Teala'nın hudus vermesiyle ihtisas etmesiyle alem meydana gelirse o zaman Allahu Teala alemin muhtisi olur. Yani muhtisi olması için Allah'ın yapmış olması lazım. وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِحْتَاسُ صِفَةً لِلّٰهِ تَعَالَى Şayet ihtas Allah-u Teala'nın bir sıfatı olmasaydı, yani bu tekvin olarak da anlayabilirsin. İhtas, tekvin hepsi aynı demişti. İhtas Allah-u Teala'nın sıfatı olmasaydı لَمَا كَانَ الْعَالَمُ حَادِثًا بِهِ Alem Allah-u Teala sebebiyle hadis olmuş olmazdı. Yani alem Allah-u Teala sebebiyle hadis olmazdı. Dolayısıyla فَلَمْ يَكُنْ muhtesen mahlukan la dolayısıyla alem Allahu Teala tarafından ihtas edilmiş ve yaratılmış olmazdı. Yani lehu Allahu Teala için yani Allahu Teala'nın yarattığı, ihtas ettiği bir şey olmazdı. Yani burada müellif şey yapıyor. Şimdi tekvini şey yaparken, konumlandırırken Allahu Teala'nın tabii yaratma sıfatının alemi yaratması üzerinde duruyor. Ama tekvini kabul etmeyenler de aynı şeyi söylüyor ki yani şimdi yani eşariler mutezile yani Allah alemi var etmemiştir falan mı diyorlar. Direkt tekvini Allah'ın yaratma sıfatı üzerinden şey yapıyor. Tekvini ya da yaratmayı Allah-u Teala'nın yaratmayı tekvin sıfatına fixliyor müellif. Tekvini kabul etmeyince sanki Allahu Teala yaratma vasfına haiz değilmiş gibi bir anlama bir şeye çıkartıyor. Bir sonuç, bir akıl yürütme yapıyor. Şimdi ileride gelecek. Öyle diyecek yani. Yani burada aslında söylediği şey de biraz o yani. Yani siz tekvini kabul etmezseniz ne olur? O zaman Allah alemi yaratmamıştır demiş olursunuz gibi bir anlam çıkardı. Yaratmayı dediğim gibi tekvine fixlediği için tekvini kabul etme, yaratmayı kabul etmiyormuş gibi bir anlam çıkartıyor. Halbuki yani kabul etmese de adamlar yani eşariler ne yapıyor? Kudret sıfatına o yaratma işlevini şey yapıyorlar, veriyorlar. Ve kavlu ekseril mu'tezileti, mu'tezilenin çoğunun görüşü ve cemi'il neccariyeti, neccarilerin tamamının görüşü ve eşariyeti, eşarilerin tamamının görüşü İnne tekvin ve mükevvene vahidin. Onların tekvin ve mükevven birdir görüşü kavlun muhalun muhal olan bir görüştür diyor. Şimdi tekvin ve mükevven birdir şeyi ne? Şimdi Maturidiler diyorlar ki tekvin diye bir sıfat var. O tekvin sıfatı ezeli Allahu Teala'nın sıfatıdır ve bir nesne üzerinde işlevsel hale geliyor, mükevven oluyor. Yani nesne dediği şey mükevven dediği şey nesne oluyor. Ve bu şekilde yani tekvin ayrı, o Allah'ın zatıyla kaim bir sıfat ama mükevven o ayrı, o da ayrı bir şey diyorlar. Böyle olunca tekvin ile mükevveni birbirinden ayırmış oluyor. Eşariler işte mutezile ve neccariler dediği tekvin ve mükevven birdir derken yani ayrı bir tekvin sıfatı kabul etmediği için kudret sıfatı doğrudan nesne ile irtibata geçip o nesne üzerinde bir eylemde bulunuyor. Tekvin dediğimiz şey orada fiili sıfat, hudus, hadistir o. Sonradan ortaya çıkıyor. Yani nasıl diyelim hani bir yazma eylemi olduğu zaman bir yazı meydana geliyor. Bir de yazmak eylemi var. Tekvin doğrudan yaratma eylemi. Yaratma eylemi oluyor. Bir de yaratılan nesne var. Şimdi eşariler bu yaratmayla yaratılan nesne aynıdır derken bunlar aslında aynı anda meydana geliyor diyorlar. Yoksa ikisi aynıdır
demeleri bu anlamda yani. Yani oradaki o yaratmaya hususi bir varlık atfetmiyorlar. Yani diyor ki kudret sıfatı hadis bir taallukla nesneye taalluk ediyor ve o nesneyi yani işte bir şeye taalluk ediyor, nesneyi meydana getiriyor. Nesnedeki bir eylemi meydana getiriyor vesaire. Böyle olunca yani hususi ayrı bir yerde duran bir yaratma, tekvin eylemi, tekvin sıfatı olmadığı için tekvinle mükevven aynı anda meydana geliyor. Aynı anda meydana gelmesi ikisi aynı şeydir anlamına gelmiyor. Müellif bunu da biraz öyle anlıyor. Tabii eşariler tam olarak bunu mu söylüyor? Ona da ayrıca daha derinlikli bir okuma yapmak lazım ama benim dediğim çerçevede aşağı yukarı. Diyor ki işte eşarilerin, eccariler, mutezilerinin bu görüşü muhal olan bir görüştür. Haza çünkü diyor li'ennel kavle bi ittihadi tekvini vel mükevveni tekvin ve mükevvenin bir olduğu görüşü kel kavli şu görüş gibidir. Bi ennet darbe huve aynul medrub vurma vurulanla aynı şeydir görüşü gibidir. Vurma eylemi vurulan nesneyle aynı şeydir görüşü gibidir. Tamam vurma ayrı bir şeydir. Vurulan nesne ayrı bir şeydir. Bunu zaten eşariler de kabul eder yani. Ama onların bu ayrıma gitmesi dediğim şekil yani ikisinin aynı anda meydana geliyor oluşundan kaynaklı yani. Benim gördüğüm kadarıyla böyle yani. Yine çok keskin cümle kurmayalım da. Vel kesru biennel şuraya atıp darbe. Vel kesre aynul meksuri. Yani kırma eylemi kırılan nesneyle aynıdır görüşü gibidir. Vel ekle aynul mekuli. Yeme eylemi yenilen şeyle aynıdır görüşü gibidir. Ve fesadu haza zahirun. Bunun fasit olduğu açıktır diyor. Yu'rafu bil bedihati. Yani bedihi olarak, zorunlu olarak biliniyor. Fekeza haza. Yani bu tekvir ve mükevvenin de bu şekilde oldu. Yani bunların ayrı olduğu bedihi olarak aklın kesin ilkeleriyle biliniyor diyor. Diyor ki veliyenle tekvine yine başka bir delil zikrediyor. Veliyenle tekvine tekvin. Şimdi müellif bundan sonra sürekli tekvin ve mükevven eşarilerin tekvin ve mükevven aynıdır görüşü üzerinden eşarileri eleştirecek. Halbuki yani eşarilerin meseleyi konumlandırdığı noktaya müellif Nesefi Hazretleri çok da değinmiyor. Sadece bunun üzerinden. Çünkü bunun üzerinden gitmek kolay. Yani bu tekvin mükevven aynıdır diyorlarmış da işte bunu kabul etmiyoruz deyip de mesele kendi görüşünü bunun üzerinden savunması ya da karşı tarafın görüşünü bunun üzerine eleştirmesi kolay. Ama onların kendi görüşlerini aslında ele alsa bu kadar da kolay olmadığını kendisi de muhtemelen biliyor. Ondan dolayı bunun üzerinden yürüyor. Yani benim düşüncem. Ve leyenne tekvine tekvin levkâne huvel mükevvene mükevvenle aynı şey olsaydı yani gördüğünüz gibi sürekli şimdi burada bunun üzerinden hep yürüyecek. Ve leyenne tekvine levkâne huvel mükevven levkâne huvel mükevvene şayet o mükevven olsaydı ya da mükevven ikisi de olur. Mükevven olsaydı ve husulül mükevveni mükevvenin husulü meydana gelmesi de bir tekvin iledir. Tekvin sayesinde meydana gelir. Yani diyor ki tekvinle mükevven aynı şey olursa mükevven de tekvinle meydana mükevven hani var olan nesne tekvin yaratmayla meydana geliyor. Bu durumda lekane husulül mükevveni bir nefsi bu durumda mükevvenin varlığı kendi kendine meydana gelmiş olur. İkisi aynı şey ise mükevven tekvinle var oluyor. Tekvin mükevven aynıysa o zaman mükevvenle var olmuştur demektir. Yani mükevvenin varlığı kendi kendine var olmuş olur. La billahi teala Allahu Teala ile Allahu Teala sayesinde Allahu Teala sebebiyle olmamış olur. Kendi kendine olmuş olur. Efelem yekunillahu teala Allahu Teala olmaz halikan lil alemi Allahu Teala alemin halikı olmaz. Burada dediğim gibi yani müellif şey yaptı, yaratmayı tekvine fixledi, onu da mükevven aynıdır'a fixledi. Onun üzerinden gidiyor yani. Tekvini kabul etmeyen Allah yaratıcı değildir gibi bir sonuca çıkarttırıyor yani eşarilere ama böyle bir şey yok yani. Berkânel alem olur ve küllü cüz'in min eczai alemin her bir parçası olur.
halikan li nefsi kendi kendinin halıkı olur. Niçin? Çünkü kevne mükeven aynı şey olduğu için. İz husuluhu, çünkü o alemin meydana gelmesi bil halki yaratmayladır. Ve halkuhu, onun yaratması da bi nefsihi nedir? Kendi kendinedir. Yani dışarıdan bir şey yok. Çünkü kevn-i mükevven, yaratma ve yaratılan nesne aynıdır derseniz, buna birbirine eşitlediğiniz zaman her şey kendi kendini yaratıyor gibi bir sonuca varırsınız diyor. Ve keza yekûnu aynuhu, aynı şekilde diyor, yekûnu olur aynu, yani onun zatı halikan, yani onun kendi zatı diyelim aynen. Halikan yaratıcı olur ve aynuhu mahlukan, ve yine onun aynı zatı mahluk olur. Yani bir şey hem kendi kendini var ediyorsa kendisinin halıkı ve mahluku olur. Hem kendisi halık olur hem mahluk olur, onu diyor. فَهُوَ الْخَالِقُ وَهُوَ الْمَخْلُقُ. Böyle bu durumda yani hem فَهُوَ الْخَالِقُ وَهُوَ الْمَخْلُقُ, yani hem halık olur hem mahluk olur diye. وَهَذَا مَعْ مَا فِيهِ, diyor ki bu görüş, مَعْ مَا فِيهِ, bunda bulunan, min ta'atil sani'i, Allah-u Teala'nın sıfatlarını işlevsiz kılınması, ve isbatil gunyeti anhu, ve isbatil gunyeti anhu, yani dünyanın, alemin anhu, Allah'tan gani olduğunu, Allah'a muhtaç olmadığının ispatıyla beraber, yani bunu dediğin zaman alem Allah'a muhtaç olmaz çünkü kendi kendini yaratıyor diyor. Ve ibtali taallukil mahlukati bihi, mahlukatın alakalanmasının, Allah-u Teala ile alakalanmasının, yani Allah-u Teala bağımlı olmasının iptali ile beraber, ma'haza külli, bunların hepsiyle beraber bu görüş, huve bu görüş, yani buraya yine gidiyor, muhalün muhaldir. Yani bunlar diyor ki bu görüşte ne vardı? Allah-u Teala'nın sıfatlarının işlevsiz olması, alemin Allah'a muhtaç olmaması ve alemdeki yaratılan her şeyin Allah-u Teala bağımlı olmaması gibi kabul edilemeyecek görüşler vardır, ama bunlarla beraber diyor bu görüş muhaldir, yani diyor hiç aklen savunulamaz diyor. İz kavlu bi kevnil mahluki halikan, çünkü diyor ki yaratılan şeyin halikan li nefsi, kendi nefsinin yaratıcısı olduğunu, ve kevnul haliki, yaratıcının da mahlukan li nefsi, kendi nefsinin mahluku olması, la yahba fesaduhu, bunun fasit olduğu, geçersiz olduğu gizli değildir yani. Yani çok aşikar bir şekilde görünüyor diyor. Öyle mi? Dediğim gibi. Devam ediyor müellif, yine bu tekvin mükevvenden devam ediyor. Vel yine tekvin. Lev kâne huvel mükevven, şayet mükevven olsaydı, lem yekün minallahi teala, Allah-u Teala'dan aleme olmazdı, şeyun, bir şey, yucibu kevnehu halikan lil alemi, Allah-u Teala'nın alemin yaratıcısı olmasını zorunlu kılan bir şey olmazdı. Yani tekvin ile mükevven aynı şeyse, o kendi kendine yaratıyorsa, bu durumda Allah'ın aleme yaratıcı sıfatıyla dahil olması, bir müdahalesinin olması olmazdı diyor. Felem yekün minal, Allah-u Teala'dan olmazdı. İle aleme aleme şey on, yani bir etki, öyle düşünün. Yucibu, o etki ki zorunlu kılıyor, bir müdahale ki zorunlu kılıyor, kevnehu, Allah-u Teala'nın olmasını, halikan lil alemi, alemin yaratıcısı olmasını. Yani Allah bir müdahalede bulunmuyorsa, hiç karışmadıysa, alem kendi kendini yarattıysa, bu durumda Allah-u Teala'ya yaratıcı ismini verebileceğimiz, sıfatını verebileceğimiz bir alem üzerinde bir müdahalesi yoktur. Ve kevnel alemi, alemin de olmasını, mahlukan lehu, onun mahluku olmasını zorunlu kılacak bir şey olmazdı. Sive enne zatel bari, ancak şu vardır diyor. Sive ancak, yani şöyle bir şey vardır. Enne zatel bari, Allah-u Teala'nın zatı, ekdemu minel alemi, alemden daha eskidir. Yani alem kendi kendisini yaratmıştır, tamam. Allah bu durumda aleme müdahale etmemiş. Alem kendi kendisini yaratmış ama Allah'ın zatı daha eskidir diyor. Ve kevnu zatin ekdeme min gayrihi, ve bir zatın diyor ekdeme min gayri, başkasından daha eski olması, daha kadim olması, la yucibu kevnesani mahlukan lil evveli, ikincinin birinci için, yani sonradan olanın, daha ekdem olanın, daha kadim olanın mahluku, onun yarattığı şey olmasını zorunlu kılmaz. Yani diyor ki siz tekvin mükevven aynı şey derseniz,
Allah'la alem arasındaki irtibatı koparmış olursunuz. Alem her Allahu Teala her ne kadar kadim de olsa, alem sonradan olmuş da olsa ama aradaki mesafeyi irtibatı kopardığınızdan dolayı Allah alemin yaratıcısı olmaz. Alem sonradan hadis, sonradan var oldu diye Allah onu yaratmış olmaz yani. Çünkü irtibatı koparmışsınız diyor. İze lem yekün minhu fi sun'un, yani ikinci birincinin yarattığı bir şey olmaz. İze lem yekün olmazsa minhu o birinciden fihi o ikincide sun'un bir eylem, bir san, bir yaratma olmazsa ikinci birincinin yarattığı bir nesne olmaz. Ev yahut diyor liyenne lillahi teala, çünkü Allahu Teala için kudreten bir kudret vardır. Alel alemi, bu da yani diğer bir delili bunun, müellifin. Alem üzerinde Allahu Teala'nın bir kudreti vardır. Ve subutul kudreti, kudretin subutu la yucibu husulel makduri, makdurun varlığa gelmesini zorunlu kılmaz. Yani Allahu Teala kudreti var ama makdurun olmasını, bundan üstte de söyleyeyim, ilmi var ama malumun illa olmasını gerektirmez yani. Çünkü Allahu Teala'nın ilmi, ilim için tabii o konuşuyor, hem mümkünat hem muhale taalluk ediyor. Makdurat için tabii biraz daha farklı, sadece mümkünata taalluk eder deniyor. Neyse, yani kudretin subutu la yucibu husulel makduri, makduru meydana gelmesini zorunlu kılmaz. Ve ma'alem yuhassilhu kadiru, kadirin meydana getirmediği şey feyekunu fil kavli bihi ihracullahi teala min en yekunne halikan lillahi ve ihracul alemin en yekunne mahlukan lillahi teala vel kavlu bihi küfrün. Diyor ki ve subutul kudreti, kudretin subutu la yücibül husulel makturi, makturun meydana gelmesini ne yapmaz? Zorunlu kılmaz. Ve ma lem yuhassilhul kadiru, şurada bir düşüklük mi var? Sanki atlama yeri var. Şurayı çıkartamadım. Kitaptan bakayım bir saniye. Orada wow yok. Ben de diyorum bir şey olmaz. Aynen. Şurayı atlamışız. Şurası yok. Şöyle bir daha anlam verelim. Ve subutul kudreti, kudretin sabit olması, la yucibu husulel makturi, makturun meydana gelmesini zorunlu kılmaz. Ma alem yuhassilhul kadiru, kadir onu meydana getirmediği müddetçe. Yani eğer kadir eylemde bulunarak makturu meydana getirmiyorsa, yani bizatihi kendi eylemi değilse, bu durumda yani bizatihi kadir eyleme geçip de bir fiil eylemde bulunmadığı müddetçe maktur meydana gelmez. Sadece ya ben diyelim ki güçlüyüm. Diyelim ki şu bilgisayarı kırmaya gücüm var ama bunu yapmadığım müddetçe bunu bu maktur, yani bu kudret dahilinde olan şey ne olur? Meydana gelmez yani. Bunu meydana, sadece benim güçlü olmam bu makturun meydana gelmesini zorunlu kılmaz diyor. Feyekûnu fil kavli bihi, bu görüşü savunmakta diyor. Feyekûnu fil kavli bihi ihracullahi ta'ala, Allah-u Teala'yı çıkarmak vardır. Min en yekûne halikan lil alemi, alemin yaratıcısı olmasından çıkartmak vardır. Ve ihracul alemi, alemi de çıkartmak vardır. Min en yekûne mahlukan lillahi ta'ala, şöyle fazla olmuş. Allah-u Teala'nın yarattığı bir mahluk olmasından çıkartmak vardır. Vel kavlu bi küfrün, bunu da savunmak diyor ki nedir? Küfürdür. Yani bu görüş savunulamaz diyor. Yani dediğim gibi şimdi arkadaşlar, aslında geçen şeyde de kelam konu tartışmasında da, kelam sıfatında da, şimdi orada da Mutezile kelamı kendi teorisi, kendi görüşü açısından bir yere konumlandırıyor. Fiili sıfat olarak görüyor. Allah-u Teala bir nesnede bir kelam sıfatı, kelam yaratır. Bu şekilde onunla, insanlarla irtibata geçer diyor. Teori kendileri açısından mantıklı yani. Şimdi müellif orada mesela tabii Mutezile kelam lafzı, kelam nefsi ayrımı yapmadığı için
böyle bir görüş savunabiliyor. Ama müellif kelam-ı lafzı, kelam-ı nefsi ayrımı yapıyor. Şimdi Mutezile kelam-ı nefsi kabul etmiyor ama sanki kabul ediyormuş da reddediyormuş gibi bir şey söylüyor. Yani bu oradan hareket ederek, kendisi bunu kabul etmesi üzerinden yürüyerek onları eleştiriyor. Böyle eleştirince de diyorsunuz ki ya Mutezile böyle bir şey demiyor ki. Burada da şimdi aynı şey var. Şimdi müellif mesela eşarileri vesaireleri eleştiriyor ya da aslında burada doğrudan tekfinin nasıl olması gerektiğini falan söylüyor ama doğrudan bunu ispat etmek yerine şey yapıyor, sadece tekfir mükevven birdir görüşü üzerinden gidiyor. Yani eşarilerin bu görüşü üzerinden ama aslında eşariler bunu söylerken o kudret sıfatı vesaire yani onlara yükledikleri anlamlar vesaire onları zikretmediğiniz zaman sanki şimdi burada eşariler tekvini kabul etmedi diye işte eşariler Allah alemin yaratıcısı değildir diye bir şey söylüyorlarmış gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani müellifin bu anlattıklarına eşariler zikretmiyor ama böyle bir şey anlaşılıyor yani. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu da gösteriyor ki bize muhalif bir müellifin ya da bir mezhebi muhalifinin kitapları üzerinden anlamaya çalışmak çok zor yani. Çünkü seni farklı yere konumlandırıyor. Mesela Eşarileri şu an farklı bir yere konumlandırdı. Halbuki böyle bir şey demiyorlar. İşte geçen hafta bahsettiğimiz yani Mutezile'yi konumlandırdığı yer, Mutezile halbuki öyle bir şey demiyor yani. Yani onları kendi görüşü açısından bir yere konumlandırıyor. Kendi evren tasavvuru içerisinde bir yere konumlandırıyor ama gerçekte onlar kendini orada konumlandırmıyorlar. Neyse devam edelim. Bir de diyor ki veliyenle tekvine tekvin lev kâne huvel mükevvenu şayet o mükevven olsaydı evvel mükevvenu da gayru kaim bi zatilla Allah-u Teala'nın zatıyla kaim değildir. Gayru kaim bi zati Allah-u Teala'nın zatıyla kaim değildir. Felem yani bu da Arap bir cümle oluyor. Liyenne tekvine lev kâne huvel mükevvenu mükevven olsaydı huvel mükevven de gayru kaim Allah-u Teala'nın zatıyla kaim değildir. Tekvin mükevvenle aynı şey olsaydı felem yekunillahu ta'ala Allah-u Teala olmazdı. Mükevvinen bi tekvini leyse kaimin bihi kendisiyle kaim olmayan bir tekvinle mükevvin olmazdı diyor. Şayet Allah-u Teala tekvinle mükevven aynı şey olsaydı bu durumda mükevven, şimdi tekvin ve mükevven aynı. Şimdi tekvin sıfat Allah-u Teala'nın zatında duruyor. Mükevvenle aynı şey olsaydı mükevven yani yaratılan nesne o Allah-u Teala'nın zatında kaim değildir. Yani tekvin ile mükevven aynı şey olsaydı Allah-u Teala bi tekvinin leyse bi kaimin bihi kendisiyle kaim olmayan bir tekvinle mükevvin olmazdı. Yani şöyle diyor şimdi bu geçen hafta da bahsettiğimiz yani kelam-ı lafzı, kelam-ı nefsi tartışmasının aynısı. Şimdi kelam-ı nefsiyi Mutezile kabul etmedi. Fiili sıfat olarak gördüğü için yani zatta konumlanan bir şey yok. Bundan dolayı ne diyordu? Kelam hatta orada o tartışma var diye kelam işte zatta değilse nerededir falan diye. Ona zaten fiili sıfat olduğu için nerede olduğunun çok bir önemi yok. Burada da aynı şeyi söylüyor. Yani işte tekvinle mükevven aynı şey olursa bu durumda Allah-u Teala Allah felem yekunillah Teala Allah-u Teala mükevvinen bir tekvin leyse kaimin bihi kendisinde kaim olmayan bir tekvinle mükevvin olmazdı. Ve lihaza bundan dolayı enkerna biz inkar ettik. Nahnu biz vel eşariyetu eşariler alel mu'tezileti mu'tezileye Mu'tezile'nin kavlehum şu görüşünü inkar etti. Nedir? İnna Allahu Teala Allahu Teala halaka kelamehu kendi kelamını yarattı fi mahallin bir mahalde fesare bihi mütekellime ve bununla mütekellim oldu. Diyor ki biz bu görüşü ne yaptık? Şey yaptık. Neydi?
inkar ettik, kabul etmedik. Çünkü Allah kelamı kendi zatında değil, bir mahalde yaratıyor ve bir mahalde yaratıyor ve o mahalde yarattığı şeyle Allah-u Teala mütekellim oluyor. Şimdi tekvin ile mükevven aynı şey olursa bu durumda mükevven de Allah'ın zatında kaim değil, dış dünyada. Bu durumda Allah-u Teala'nın sıfatı olan o tekvin, tekvin ile mükevven aynıydı. Mükevven de Allah'ın zatında değil, dış dünyada. Bu durumda Allah-u Teala'nın sıfatı kendinde kaim olmayan dış dünyadaki bir şeyle oluyor. Yani o dış dünyadaki tekvin sayesinde Allah-u Teala tekvin sıfat, mükevven sayesinde Allah-u Teala tekvin sıfatına sahip oluyor. Bu da işte diyor ki şu Mutezile'nin bu kelam sıfatına bakışıyla aynıdır diyor. Biz diyor bunu bizle eşariler diyor Mutezile'nin bu görüşünü kabul etmedik yani diyor. Ama diyor eşariler şimdi diyor Mutezile'nin görüşüyle aynı şeyi savunuyorlar. Bunu diyecek birazdan ya da ileride bunu söyleyecek. Burası biraz karışık gibi ama geçen hafta anlattığımız şey anlaşılırsa bu şey fiil sıfat meselesi burada da aynı şey geçerli yani. İşte o sıfatın başka yerde olup da nasıl Allah-u Teala sıfat oluyor tartışmasına. Ve kulna biz dedik lev halakal kelame şayet kelamı yaratsaydı fi mahalli bir mahalde lekanel mütekellim mütekellim yani konuşan olurdu. Huvel mahal o mahal olurdu. Lallahu Teala Allah-u Teala olmazdı. Kemal nasıl ki enel esvede siyahlık sıfatı bir sevadi siyah sıfatı bir sevadi siyahlık arazıyladır. Huve mahallu sevadi Kemal nasıl ki enel esvede bir sevadi siyahla şöyle pardon şöyle anlam vereceğiz. Enel esvede siyah olan bir sevadi siyahlıkla siyah olan huve mahallu sevadi o sevadın mahallidir. Yani sevad arazını taşıyan esvet sıfatına haiz olan şey sevadın mahallidir. La gayru başkası değildir. Ve in evcedehu gayru onu başkası var etse yani siyahı Allah-u Teala o siyahlık arazını Allah-u Teala o siyah nesnede var ediyor olsa da yine de o siyahlığı taşıyan nedir? Siyah nesne o siyahlık arazının mahallidir. Bu da aynı yani kelam sıfatını, kelam konuşmayı Allah-u Teala bir şeyde yaratıyor ve onunla mütekellim oluyor diyor Mutezile. Diyor ki nasıl mütekellim oluyor dışta yarattığı bir şeyle? Konuşanın kelamı nerede yarattıysa o nesne olması lazım. Burada da aynı durum geçerli yani. Şimdi tekvin mükevven aynıdır derseniz dış dünyadaki mükevven tekvinle aynıysa bu durumda yani o mükevven de Allah'ın zatının dışında bir şey. Bu durumda o mükevven tekvin sahibi olur. Yani Allah niye olsun? Böyle söylüyor. Yani Allah-u Teala diyor işte leyse bir kaim, kendisinde kaim olmayan bir tekvinle mükevvin olamaz diyor yani. Ve keza haza aynı durum burada da ve keza aynı durum burada da fisair sıfat ve keza haza bu da aynıdır diyor. Yani fisair sıfat diğer sıfatlarda yine aynı durum geçerlidir yani. Ve keza yine aynı durum geçerlidir. Fisair sıfat diğer sıfatlarda fe keza haza bu tekvin mükevven tartışmasında da mükevven aynı mıdır değil midir tartışması da aynıdır diyor. Söylediğimiz gibi ve haza minel eşariyeti munakadatun zahiretun bu eşarilerden çok açık bir çelişkidir diyor. Burada duralım arkadaşlar. Çünkü eşarilerin şeyine geçiyor. Görüşünün tartışmasına geçiyor. Buraya kadar inşallah mesele anlaşılmıştır.